Merhaba arkadaşlar. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci oturumundayız. Matematik dersinde. Temel kavramlar dedik ve temel kavramlarda sayılar konusuna başladık. Hatta soru çözdük. Şimdi yine soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Rakam üzerine durmuştuk. Şimdi doğal sayı, tam sayı gibi diğer sayıları da dahil ettiğimiz soruların çözümüne başlıyoruz. İlk sorumu okuyorum arkadaşlar. M ve N birer tam sayıdır. M çarpı N eşittir 15 ise M artı N'nin en küçük değeri kaçtır? Tekrar okuyorum. M ve N birer tam sayıdır. M çarpı N eşittir 15 ise M artı N'nin en küçük değeri kaçtır? A eksi 19, B eksi 16, C eksi 15, D 15, E 16 arkadaşlar. Eksi Evet, çözelim hacı birlikte. 16. Şimdi burada çarpımları 15 diyor. Tam sayı diyor. O zaman eksiyle eksinin çarpımı direkt aklıma geldi. Artı. O zaman ben en küçük dediği için eksi eksi veririm. Birine eksi 15 veririm. Diğerine de eksi 1 veririm. Zaten çarpımları 15 oluyor. Toplamı da eksi 16 oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz husus şu. Artık sayılar kümemiz tam sayı. Tam sayılar nelerden oluşuyordu? Pozitif, negatif ve sıfır. Şimdi M çarpı N neymiş arkadaşlar? 15. 15'in işareti ne? Artı. O halde M ve N'nin işareti için iki durum olur. Ya artı ile artının çarpımı ya da eksi ile eksinin çarpımı olacak şekilde M ve N'yi seçeceğim. Şimdi artı ile artın çarpımı artı olur ama eksi ile eksinin de çarpımı artı. Artı ile artıyı alamıyorum. Her halükarda toplamları eksilerin toplamından büyük olacaktır arkadaşlar. O zaman eksi eksi olacak şekilde iki tane negatif tam sayı seçiyorum. Bunu seçerken de çarpımların ne olmasına dikkat ediyorum? 15 olmasına dikkat ediyorum. Şimdi en büyük tam sayıdan başlıyoruz. Yani sayı değeri olarak aslında en küçük. İşaretiyle birlikte en büyük. M çarpı N eşittir 15'te. M'ye eksi 1 verirsem N ne olur arkadaşlar? Eksi 15. M'ye eksi 2 veremem. Katı değildir zaten. Bölenleri olacak şekilde değer veriyorum. Eksi 3 çarpı eksi 5 de diyelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde deneyebilirsiniz. Ama şunu fark etmiş olmalısınız. Eksi 1, eksi 15 daha ne eder? Eksi 16. Diğer bir denediğimiz sayı ikilisini alalım. Eksi 3, eksi 5 daha ne eder? Eksi 8 eder. Eksi 16, eksi 8'den nedir arkadaşlar? Daha küçüktür değil mi? O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktır? M artı n'nin en küçük değeri dediği için eksi 16 olacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Anlaştık hocam, yok bir Tamam. sıkıntı. Diğer sorumuzu okuyorum. X, Y, Z farklı pozitif tam sayılardır. X artı 2Y, X artı 2Y artı 4Z ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Tekrar okuyorum arkadaşlar. X, Y, Z farklı pozitif tam sayılardır. X artı 2Y artı 4Z ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır arkadaşlar? A 11, B 8, C 7, D 9, E 0. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar cevabına? Yağmur. X, Y, Z farklı pozitif tam sayılar diyor. Sesim geliyor mu? Evet, sesin geliyor. Evet, tamam. Tamam. Şimdi x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır diyor. O zaman Evet. burada pozitif tam sayılardır diyorsa 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde gitmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde evet. Benden ne istiyor? X artı 2y artı 4z ifadesini alabileceği en küçük değeri istiyor. Şimdi x, y, X artı z'yi 2'ye artı 4z demiştiniz değil mi hocam? evet. O zaman burada x'e büyük değer mi versek acaba diye düşündüm. X
Şimdi x artı 2 artı 4s'de ifadenin en küçük olabilmesi için katsayısı büyük olanın yanındaki bilinmeyeni en küçük vermemiz gerekiyor. Doğru mu? Sayı büyümesin diye. Z'nin en küçük olması gerekiyor. Z'ye Yani 1 verebilirim bu durumda. pozitif tam sayılar dediği için 0 veremiyoruz. O zaman z'ye 1 veriyoruz. Y'ye Y'ye 2 verelim. tamam. X'e de ne veririz? X'e de 3 veriyoruz o Tamam. zaman. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. 2 kere 2. 2 kere 3, 6. 10, Yok yok. 11 Y'ye yaparım. 2 vermiştik kızım. Z'ye 1 verdik. Y'ye 2 verdik. X'e 3 verdik. X'e 3 verdik değil mi hocam? Evet, Tamam, evet. o zaman 13 olmuş oluyor. 4 tekrar bir işlemi yapalım. Sanırım işlem Kere hatamız olabilir. 4 bir. çarpı z, 4 çarpı 1'den 4. Y'ye 2 verdik. 2 çarpı 2, 4. Çarpı 2, 4 4. Ha, artı pardon. 4, 8 oldu 8. burası. 3 X'de daha 11. 3, 8, 3 daha ne etti arkadaşlar? 11 olmuş oldu. Anlaştık mı? Evet, diğer sorumuzu okuyorum. P ve Q tam sayılar. P büyüktür Q, Q büyüktür 0. P artı Q eşittir 19 olduğuna göre P çarpı Q en az kaç olabilir? A 0, B 34, C 60, D 48, E 18. Tekrar okuyorum. P ve Q tam sayılar. P büyüktür, Q büyüktür 0. P artı Q eşittir 19 olduğuna göre P çarpı Q en az kaç olabilir arkadaşlar? 18. Evet, nasıl çözüyoruz? Burada hemen en fazla dediği zaman birbirine en yakınları alıyorduk. En az dediği zaman da birbirlerine en uzak olanları alıyoruz. Toplamları 19. Birine 1 veririm, birine de 18 veririm. Çarpımı 18 oluyor. Aynen öyle. Şimdi bakın arkadaşlar, burada ilk okuduğum bilgi vardı. Bu bilgi aslında bizim sayı kümemizi daraltmış oldu. Neden? Şimdi P ve Q tam sayılarda hem pozitifler var hem negatifler var. Doğru mu? Ama bize bir bilgi daha verdi. Bu bilgi ne? P büyüktür, Q büyüktür 0. Bu ne anlama geliyor? Sıfırın sağındaki sayılardan mı bahsediyor P ve Q için? Biz de buna bağlı kalarak pozitif tam sayıları düşünüyoruz. P artı Q eşittir 19 ise P çarpı Q'nun en az olması için sayıları birbirinden uzak seçiyoruz arkadaşlar. Ki çarpım en küçük olsun. Eğer çarpım büyük olsun dediğimizde sayıları birbirine yakın seçtiğimizi söylemiştik arkadaşlar ilk oturumda. Bu durumdan dolayı pozitif tam sayıdır. 0 zaten veremiyorum. 1'e 18 şeklinde veriyorum arkadaşlar. Çarpımları da 1 çarpı 18'den ne ediyor? 18 etmiş oluyor. 1 artı 18 19 eder. 1 çarpı 18 de 18 etmiş olur. Bu da en az değeridir arkadaşlar. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Evet, diğer sorumuzu okuyorum. X, Y, Z sıfırdan farklı rakamlardır. Birinci madde bu. İkinci madde X, Y, Z birbirinden farklıdır. Yani birbirlerinden farklıdır. Verilen bilgilere göre X üzeri Y artı X üzeri Y artı Y üzeri Z ifadesi en az kaç olabilir? Tekrar ediyorum arkadaşlar. X, Y, Z sıfırdan farklı rakamlardır. X, Y, Z birbirlerinden farklıdır. Verilen bilgilere göre X üzeri Y artı Y üzeri Z ifadesi en az kaç olabilir diyor arkadaşlar. A9, B1, C2, D3, E7. Evet, olsan. X, Y, Z birbirine farklı rakamlarmış. Evet. Ve sıfırdan da farklı rakamlarmış. Yani sıfır Dahil olamıyorlar. değil. Her biri birer rakam, doğru. Ama birbirinden farklı rakamlar. Senden neyi istiyor? En X az. üzeri Y artı, dikkat, bakın X üzeri Y artı Y üzeri Z toplamını istiyor en az. Hocam X'e 1 versem, Y'ye 2 versem, Z'ye de 3 versem. X üzeri Y dediğine göre 1 üzeri 2.
2 zaten. Yani 1 üzeri 1 üzeri 1, 1 1 üzeri Ama 2 üzeri ha birbirinden 2 1 farklı. üzeri 2 1 1. Pardon hocam. Heh. Bir her zaman için aynıdır gerçi. Doğru, pardon hocam. Yok yok, birbirlerinden farklı. Bir üzeri bir veremiyorsun. Onu demek istedim. Ha tamam, doğru. 1 üzeri 2 yani 2 üzeri 1 gibi bir şey oluyor. 2 oluyor bu durumda. Tamam. X'e ne verdin şimdi? Sen bana onu söyle. X üzeri Y artı Y üzeri Z. X'in kuvveti olan Y, diğer sayıda taban. Buna dikkat et lütfen. Ha tamam o zaman hocam. Evet. Hocam x'e 1 versem. Hı. Y'ye 2, Z'ye 3 versem. Hı. 1 üzeri 2, 2 olmuyor mu hocam? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Ben 2 diye düşünüyorum. Bir üzeri 2 Yanlış ne demek düşün. oğlum? Birin 2 defa çarpımı. Biri 2 kere çarp demek 2 yani. Ha, olsan. 1 çarpı 1 nedir oğlum? 1. 1'dir. Biri 2 Ha defa aynen çarptır. ya. Pardon. Ben 2 üzeri 1'e gitmişim aynen. Hı. Sonra y üzeri z mi diyordu hocam? Evet. 2 üzeri 3 yani. Tamam. 8 ben bir yerde işlem hatası yaptım ben de denedim de olmuyordu o Tamam. yüzden dolayı. 8 bir daha 9 dedin. Doğru mu? Evet. Tamam. Ama 9 sanki en büyük olmuş gibi. Cevap En şıkları küçüğe mi okuyayım. gitmemiz lazım? O zaman En bir şeye küçük. verelim. Z'ye 1 versek. Z'ye mi bir verecek oğlum? Bak biraz önce ipucu verdim. Dedim ki x üzeri y artı y üzeri z. X'in kuvveti olan y diğer sayıda taban olmuş. Dolayısıyla y'yi en küçük rakam vermem lazım. Sıfır Ha. veremediğime göre y'ye ne vereceğim? Y'ye 1 verdim. Bir vereceğiz. Şimdi y'ye bir veriyorum, x'e de iki veriyorum. Ki 2'nin birinci kuvveti küçük olsun diye. X 2, y 1, z'nin hiçbir önemi yok. Bakın tekrar ediyorum. X'e 2 veriyorum, y'ye 1 veriyorum. 2 üzeri 1 ne eder? 2 2. artı y üzeri z. Şimdi y'ye 1 vermiştim zaten. 1 üzeri z. Z'nin hangi rakam olduğu önemli değil. Çünkü 1'in her kuvveti nedir arkadaşlar? 1'in her Birdir. kuvveti 1'dir. 2 artı 1'den ne olacaktır? 3. 3 olmuş olacaktır. Demek ki en az dediğimizde cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3 olmuş oldu. Anlaştık mı? Hı. Var mı bir problem? Var mı bir problem arkadaşlar? Anlaştık Tamam. hocam, yok bir problem. Diğer sorumuzu okuyorum. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X bölü 4 kesir sonu artı Y eşittir 10 olduğuna göre X çarpı Y en çok kaçtır? A 120, B 110, C 100, D 96, E 80. Tekrar ediyorum arkadaşlar. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X bölü 4 kesir sonu artı Y eşittir 10 olduğuna göre X çarpı Y en çok kaçtır? A 120, B 110, C 100, D 96, E 80 arkadaşlar. Evet, ne diyoruz? Evet, Hocam cevap. aklıma bu şey gelmedi ama yapmaya çalışayım. Tamam, Sadece x bölü yapabilirsin. 4 X bölü 4 artı kesir, y kesir sonu eşittir artı 10. y eşittir 10. Evet. X çarpı y'yi en çok X istiyor. ve y bir pozitif tam sayılar. Evet. Ve x ve y'yi çarpmanın en büyük olmasını mı istiyor? X çarpı y'nin en çok olmasını istiyor. En çok olmasını Hı. istiyor. X Şimdi denklem var önümüzde. Hı. 4 4'ü acaba karşıya göndersem böyle bir şey geldi aklıma ama şu an nasıl yapacağım hakkında bir Şimdi fikrim x bölü yok. 4, bakın x'i 4'e bölmüşler. Artı y üzerine y eklemişler. Y kesirden bağımsız. X bölü 4, yani x'i 4'e bölünmüş. Bir tam sayı gelmiş. Artı y tam sayısını eklemişler. 10 olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın mantıklı hareket edersek birlikte. Eğer paydasında 4 olmasaydı x artı y eşittir 10. X çarpı y'nin en çok olması için sayıları birbirine yakın seçmez miydik? Evet. Tamam. Sayıları birbirine yakın seçmek demek. X bölü 4 artı y'yi 5, 5 seçmez miyiz?
Y'yi 5, x bölü 4'ün de 5 olmasını sağlamaz mıyız? X bölü 4 5 olması için x ne olur arkadaşlar? X'i 4'e bölmüşler, 5 bulmuşlar. X ne olur? 20 olmaz mı o zaman Aha. x? X 20, y de 5. 20 çarpı 5'ten ne olur arkadaşlar? 100. 100 olmuş 100. olur. Demek ki x çarpı y en çok kaç oldu arkadaşlar? 100 olmuş oldu. Tekrar ediyorum. X bölü 4 bir kesir şeklinde ifade edilmiş ama x'in 4'e bölümü bir tam sayı. Üzerine y eklenmiş, y tam sayısı ve toplandığında 10 bulunmuş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu iki toplamın birbirine yakın seçersek ve çarpımları ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Y'yi 5 dedim. X bölü 4'ü de 5 dediğimde 4 kere 5 20 ya da öyle bir sayı var ki 4'e bölündüğünde 5 olmuş. O zaman x ne olur? 20 olur arkadaşlar. 20 çarpı 5'ten en çok kaç olmuş olur? 100 100. olmuş olur. Anlaştık mı? Anlaştık olan. Tamam. Şimdi diğer bu oturumun son sorusu diyebiliriz yavaş yavaş. A, B ve C birer rakam. A çarpı B artı B çarpı C eşittir 10 olduğuna göre A artı B artı C en çok kaçtır? Tekrar ediyorum arkadaşlar. A, B ve C birer rakam. A çarpı B artı B çarpı C eşittir 10 olduğuna göre A artı B artı C en çok kaçtır? A 9, B 7, C 12, D 11, E 13. Evet. Hocam, Evet Atilla. burada rakam diyor değil mi? Birbirinden farklı. Evet. A, B, C birer rakam diyor. Birbirinden farklı demiyor. Birer rakam diyor. Birer rakam diyor. Çarpıldığında ve toplandığında o ne diyormuş? A ile B Şöyle A ile B çarpılı. çarpımı artı B ile C'nin çarpımını topladığımızda o ne diyormuş? Acaba mesela A'ya 1 versek, B'ye 5 versek, artı 5 desek 10 olsa böyle olur mu A'ya acaba? kaç verdin? A'ya 1. 1. Tamam. B'ye ne verdin? 5. 5. Tamam. C'ye de 1 mi verdin? Yok 1 vermedim. Hani A çarpı B artı C B diyor ya çarpı. hani. A çarpı B artı B çarpı C. Ha çarpı diyor. Tabii. 5 oraya da 2 verdim. C'ye de 2 verdim. Tamam. 1, 5, 2 yani. Şöyle dediklerini söylüyorum. 1 çarpı 5, 5 Evet. artı B'ye de 2 mi verdin? Pardon. Ha, C'ye 2 verdim. C'ye 2 verdin. 5 çarpı 2, 10. 10 artı Aynen. 5'ten 15 olmuş oluyor. 10 olmuyor. Ha. Şimdi Atilla doğru bir mantık yürüttün ama daha kısa yoldan da yapabiliriz. B'lere Yani bir versek direkt. B'leri 1 verelim. Tamam. A ve C'ye ne vereceğiz? 5 5. vereceğiz değil mi arkadaşlar? Şunun altını çizmek istiyorum. Bu soruda birer rakamdır diyor. Birbirinden farklı diyor mu? Hayır. Demiyor. Birbirinden farklı demediği için A ve C'ye 5 verebilirsiniz. B'ye de 1 verirsiniz. 5, 5 daha 10. B de 1 olduğu için 11. 11. Vermeden de bulabilirsiniz. Nasıl arkadaşlar? Bunun da şöyle kısaca söyleyeyim. İkisinde de B çarpım durumunda mı? Evet. Tamam. A çarpı B artı B çarpı C. O zaman B parantezini alırsak, B ortak çarpan parantezini alırsak, B çarpı aç parantez, A çarpı B ilk ifadeydi. B'si dışarıda. O zaman içeride parantezde ilk terim Hocam. A mı olur arkadaşlar? Daha olur B evet. çarpı aç parantez A artı B çarpı C de C B'yi olur. dışarı aldık C olur. Parantezi kapat. Tekrar edelim. B çarpı aç parantez A artı C kapa parantez eşittir 10 muymuş arkadaşlar? Evet. Tamam. Şimdi B çarpı parantez içerisinde A artı C'nin iki durumu vardır. Ya 5 çarpı 2'dir ya da 1 çarpı 10'dur. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Tamam. Ama en büyük olması için neyi tercih ederiz? 1 çarpı 10'u tercih ederiz. Doğru mu?
Evet. Tamam. Evet. Burada arkadaşlar B çarpı parantez içerisinde A artı C var. B'ye 10 veremem. Rakam dediği için. B'ye ne veriyorum? 1 veriyorum. B'ye 1 veririm. A artı C toplamına da ne olsun diyorum? 10 olsun 10. diyorum. Bakın A ve C'ye tek tek değer vermiyorum. B 1 olsun diyorum. A artı C'de 10 olsun diyorum. Benden ne istiyordu? A artı B artı C. B 1, A artı C'de 10. Bakın A artı C 10, B'de 1. Toplarsak ne olur? Oluyor, 10 lira olmuş olur. Dediğim anlaşıldı mı? Bakın bu şekilde de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, son bir soru. M, son diyorum, son olmuyor. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Matematikte soru çözerken kopamıyoruz. M, N elemanıdır. N olmak üzere. Bakın sizlere bu şekilde okuduklarında matematikte mutlaka ifadelerin sembollerini bilmeye gayret edelim. Buradaki N doğal sayılar kümesinin sembolü arkadaşlar. M, N elemanıdır. N olmak üzere. 2M artı 3N eşittir 21. Eşitliğini sağlayan en büyük n değeri kaçtır? A 17, B 10, C 5, D 3, E 7. Tekrar ediyorum arkadaşlar. MN elemanıdır N olmak üzere 2M artı 3N eşittir 21 eşitliğini sağlayan en büyük N değeri kaçtır? A 17, B 10, C 5, D 3, E 7. Evet. Ben çözüyorum. Tabii. Ben 7 diyorum. Şimdi 2 N artı 3 N eşittir 21 diyordu. N'nin en büyük değerini soruyor. Ben o zaman direkt 2 M'ye 0 ve 0 ve vermeyi düşündüm. Tamam, çok güzel. Orası 0 oldu. 21'i de 3'e böldüm. 7. Zaten 3 kere 7 de 21 oluyor. Direkt yerine koyarak da yapabiliriz. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar, bu soruda görüldüğü üzere MN doğal sayı dediği için 0'dan itibaren olan sayılara değer verebiliyorsunuz. Burada 2M artı 3N'de M'ye en küçük olacak şekilde değer verip 3'ün katını yakalamak. Bakın M'ye en küçük olacak şekilde doğal sayı değerini verip 3'ün katını yakalamak. M'ye 0 verdiğinizde fark ediyoruz ki 3'ün katını elde edebiliyoruz. 2 çarpı 0, 0. 0 artı 3N eşittir 21. 3N eşittir 21 ise her iki tarafı 3'e bölersek N'ye kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 7 olmuş oluyor. Bu da en büyük değeridir.